Merhabalar. Birazdan Naci hocamızı alacağız arkadaşlar. Umarım herkes iyidir, keyifler yerindedir. Merhabalar. Merhabalar hocam, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizleri Çok teşekkürler, bizler de iyiyiz. Yeni normale alışmaya çalışıyoruz bu şekilde. Tutmaya çaba sarf ediyoruz. Umarım siz de hayat yolundadır. sormalı. Yolunda. Vallahi hayat her gün yeni normal aslında. Bu kadar abartmamak lazım. Değil mi? Değil mi? Değil mi? İlk sorum da olacak zaten. Bu yeni normal dedikleri durum aslında abartılıyor mu? Kandırılıyor muyuz? Yoksa her şey eski ama eski tas mı devam edecek? Önce oradan başlayalım isterseniz. Tabii zevkle. Ya tabii ki her şey eski tas eski şekilde devam etmeyecek. Kesinlikle hani bir şeylerin değiştiği ortada. Ama Evet. çok fazla kelimelere anlam yüklemeyi seviyoruz biz. Yeni normal işte şu bu diye. Yani dikkat edelim işte Türkiye'de her yıl bir veya iki tane kriz olur ve çeşitli sektörler aslında bunlardan etkilenir. Evet. İşte İki yerde mesela bomba patlar ne olur o yaz turizm sektörü biter. Zamanın birinde işte bir Rus uçağı düşmüştü. Domatesçiler batmıştı. Tavuk üreticileri bitmişti. Evet. Bu sefer tek fark aslında kriz Türkiye'de olmadı, bütün dünyada oldu. Tek birkaç sektörü değil, tüm sektörleri etkiledi. Yani o yüzden aslında bu kadar büyütüyoruz. Yoksa hayatımızın her gününde bir değişim var ve biz her gün bir yeniye hazırlanıyoruz. Her gün yeni Evet. normal bizim için aslında. Doğru diyorsun. Çok güzel bir özet oldu aslında. Peki yeni normalin girişimci modelinin değiştiğinden bahsediliyor. Etkisel girişimcilerden bahsediliyor son 3 aydır. Yani eski model girişimcilikle yeni normalden sonraki girişimcilik arasında nasıl bir fark görüyorsunuz? Etkisel girişimcilik sizce tam olarak nedir? Yani şöyle söyleyeyim, aslında bu eskiden beri şey bir savaş, nedensel girişimciler ve etkisel girişimciler Evet. şeklinde uzun yıllara böyle dağılmış bir konu. Şimdi nedensel girişimci dediklerimiz aslında bizim uzun uzun pazar araştırmaları yapıp arkasından iş planlarını hazırlayıp o iş planlarına çok gerek olmadıkça sadık kalarak finansal kurumlardan o iş planlarıyla destek alarak ilerleyen kişiler. Evet. Şimdi tabii girişimcilik ekosisteminin birçok tarafı eski kurumsaldan gelenlerle olduğu için bu sistemde çok hoşa giden bir sistem. Burada da sıkıntı yok. Yani girişimcilerden bu şekilde olması hep yıllardır bekleniyor. Ve krizler olmadığı müddetçe, önümüzü görebildiğimiz müddetçe de bu sistem tutan bir sistem. En güzel tarafı da o. Şimdi yeni normalin girişimcileri işte etkileşimli girişimciler. Bunlar diyor ki biz bu kurallara uymayalım, hızlı hareket edelim. Yani plan şu bu falan filan boş verin, hızlı hemen fırsatı bulalım gidip gelelim. Şimdi ben aslında iki tarafı da doğru bulmuyorum. Hibrit bir modelin olması gerektiğine her zaman için inanıyorum. Çünkü bizim yıllardır iş planlarında olan ama maalesef pek yazılmayan, kullanılmayan bölümler vardı. Sektörel fırsatlar, ondan sonra beklenmedik durumlara karşı öngörüler diye. Bunlar aslında zihin jimnastiği yapmamızı sağlıyordu. Yani ben bugün bir girişimciye soruyordum bu işte korona öncesinde. Ya 10 müşterim bir anda seni terk ederse ne olur diye. Ya dünya mı yıkılıyor hocam niye olsun git Allah'ını seversen diyordum. Çünkü olay burada aslında başlıyor. Evet, Ha, evet. biz demek ki senaryolu çalışmalıyız. Tek bir senaryoyla çalışmamalıyız.
Bu yüzden biraz hibrit bir modelimizin olması lazım. Hızlı adapte olabilecek, çok vakit kaybetmeyen, hantal kurumsal yapılar değil tabii ki. Ama planlamayı da bırakmadan sürekli geleceğe yönelik hibrit planlar yapan bir modelimiz olursa bence girişimcilik bu noktada çok daha faydalı olacaktır. Şimdi pandemi sonrası hayatlarımızda bir belirsizlik söz konusu. Bu belirsizliklerin girişimciler için bir fırsat olduğunu söyleyebilir miyiz? Beraberinde bize büyük fırsatlar getirir mi? Kesinlikle her belirsizlik fırsat getirir. Yani sonuçta birilerimiz için kötü olan şeyler başka birileri için iyi olacaktır. Zaten amaç burada hani senaryolarla çalışmalıyız dememizdeki sebep de oydu. Şimdi değişime en hızlı adapte olanlar en başarılı olanlar olacak. Onlar köşe başlarını kapacak. Ondan sonra arkadan diğerleri onları taklit etmeye çalıştığı için hep böyle iki adım geriden gelmeye çalışacaklar. Doğal olarak yani önümüzde mutlaka fırsatlar var. Yeni yeni fırsatlar çıkıyor. Ya da Türkiye'de parlamayan sektörler artık parlamaya başlıyor. Mesela Bu da hangi sektörler hocam bunlar? Bir iki örnek verecek olursak. e-ticaret sektörünü düşünebiliriz mesela. Yani tamam rakamlar yükseliyordu, şuydu, buydu ama bu kadar büyük bir patlama yoktu. Özellikle işte Kuzey Amerika ile falan karşılaştırdığımızda ya Türkiye çok geride, çok geride diyorduk. İşte sağ olsun korona hepimizi e-ticarete itti. Alana doğru götürmeyi başardı. Biraz tatsız bir şey oldu ama dijitalleşme hayatımızın şu anda birinci sırasında zaten pandemi sonrası. Aynen öyle. Peki Türkiye'de girişimcilik pandemi sonrasından değil de genel anlamda girişimcilik ekosistemini nasıl görüyorsunuz? Ya tabii şimdi genele bakarsak yetersiz diyebiliriz ama Türkiye'deki eskiden doğru gelişime bakarsak aslında çok ciddi bir atılım var. Yani işte ben ilk işletmemi kurduğumda 18 yaşındaydım. Ve o zaman elimde böyle bir dergiden bulduğum kitapçıkla dolaşıyordum. İşte bakanlık şura, belediye bura, vergi dairesine uğra falan diye. Soramıyordum, soracak kimse yoktu. Yani şimdi kuluçka merkezleri açıldı, girişimcilik merkezleri açıldı, mentorlar var, hızlandırma programları var, ücretsiz yayınlar var. Bir kere bilgiye ulaşabiliyoruz. Yani ne kadar hani yetersiz, yetersiz diye şikayet etsem de aslında çok ciddi bir şekilde gelişiyor. Yatırımcı tarafımız hala sorunlu. Doğru. Ama ben kötümser bakmıyorum. Bu noktada Türk insanının da aslında biraz ruhuna uyuyor girişimcilik. Kesinlikle. O at Dile senin der gibi getirirseniz gideyim bilir söylerdiniz zaten bizlere de. Peki Türkiye'de mi iş kurmak daha kolay yoksa yurt dışında mı? Bu anlamda Türkiye'deki sistem girişimciyi destekler bir yapıda mı yoksa biraz daha zora mı sokuyor? Yaslayacak olursanız. Yani Türkiye'deki şu an en büyük sorun aslında vergi oranları. Evet. Ne Yani yazık ki hep maalesef. söylediğim bir şeydir. İşte Evet. devlet büyük ortak. Sıkıntıların aslında çoğu buradan doğru geliyor. Ama hani dünyaya da baktığınızda sahne o kadar aslında parlak değil. İş kurmak her yerde Evet. zor. Kendine göre zorlukları var. Yani işte orada kolay olan ya da rahat olan bir şey Türkiye için çok zor gibi gözükürken işte Türkiye'de çok rahat olan bazı şeyler de orada çok zor oluyor. Aslında burada nerede kuracaksanız oraya hakim olmanız lazım. Yani Türkiye'de zor diye gidip Amerika'ya kurma şansımız yok aslında. Ama Amerika'ya hakimsek evet oradaki pazara kurabiliriz. Tabii Amerika kaç eyalet, hangi eyalette hangi kanun var? Artık bunlar sınırsız. Ciddi bir hakimiyet gerekiyor ya. Yani. Tabii. Aynen öyle. Şimdi benim girişimcilik serüvenimde de aynı şeyleri ben çok duydum. İyi bir fikriniz varsa eğer sermayeyi her şekilde temin edersiniz. İşte gerek banka kredisiyle, gerek melek yatırımcı ağıyla yeterli olan sadece iyi bir fikriniz. Fakat işe atıldığınız zaman, iş planı yaptığınız zaman işin sadece iyi bir fikrin ibaret olmadığı aşikar ortaya çıkıyor. Hala ısrarla bu savunanlar var. Bu konuda sizin görüşlerinizi duymalarını istiyorum. Sadece iyi fikir, iyi bir iş kurmak için yeterli midir? Ya şimdi tabii fikir her şeydir. Buna katılıyorum ben de o savunanlara. Ama şöyle de bir gerçek var. Yani işte Edison'un meşhur bir lafı var. Diyor ki fikir %1'dir, kalanı terdir. Maalesef bu iş fikirle bitmiyor. Fikir olmadan başlanmıyor.
O yüzden fikir her şey. Ama evet, daha çok fazla bileşeni bizim maalesef bir araya getirmemiz lazım ki başarılı olabilelim. Evet, sadece fikir yeterli olmuyor. Çünkü çok insan var. Bir fikrim var ama ben niye başarılı olamadım? Ben niye sermaye bulamadım? Niye melek yatırımcı desteği alamadım diye. Yani çok sayıda genç var. Dolayısıyla iyi bir fikir için çözülmediğini anlamaları önemli. Şimdi hocam, Türkiye'deki melek yatırımcı kalitesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu konuda dert yanan çok fazla, benim çevremde de çok arkadaşım var. Girişimci olan, böyle melek yatırımcıdan evet yeterli yatırım aldım ve istediğim yere gelmeme çok az kaldı deyip hayal kırıklığı yaşayan. Çünkü yatırımcılar malum biliyorsunuz, yatırdıkları parayı çok kısa zamanda dönüştürmeyi bekliyorlar girişimciden. Buradan sizden fikrinizi rica edeceğim. Valla demin de ekosistemin aslında konuşurken yatırımcı profilimiz yetersiz demiştim. Şimdi bizim yatırımcılarımız maalesef gerçekten çok kısa zamanda çok büyük kârlar bekliyorlar. Çok büyük oranlarla yatırım yapmaya çalışıyorlar. Girişimcinin motivasyonunu bir kere kırıyorlar. Yani işte başlangıç aşamasında 3, 5, 8'lerin konuşulması gerektiği yerlerde %50'ler, 40'lar, 60'ların konuşulduğu yatırımlarla karşılaşabiliyoruz. Ha, son bir yıldır evet bu konuda çeşitli çalışmalar yapılıyor, iyi bir şeyler gelişiyor ama maalesef yatırımcı profilimiz yetersiz. Biraz sanıyorum müteahhitlikten kalma alışkanlıklar var hala. Hemen evi yapıp satalım şeklinde yatırım istiyorlar ama maalesef bir iş bu kadar hızlı Yok. kurulmuyor, kâra geçmiyor. Evet. Maalesef umarım bunu fark ederler. Hocam, kimden girişimci olmaz? Bir kişinin girişimci olması için hangi özelliklere sahip olması gerekir? Ya şöyle söyleyeyim, aslında herkesten girişimci olur ama girişimciliği yaşam tarzı olarak kabul etmeleri lazım. Yani birinci olay burada başlıyor. Çünkü girişimcilik gerçekten aslında bir meslek değil. Yani siz sonuçta alanınızda çok iyi bir fotoğrafçısınız. Sizin mesleğiniz bu aslında. Ama girişimcilik yapıyorsunuz. Mesleğiniz da bir girişimcisiniz. İşte bir doktor muayenehane açtığı gün mesleğe doktorluk ama girişimci olmuş oluyor. Yani girişimcilik aslında olaylara biraz da farklı açıdan bakmakla başlıyor. O yüzden bunu yaşam tarzı olarak kabul etmeleri gerekiyor. Çok özellik sayabilirim. Yani 20-30 tane işte özgüvenli olsun, şu olsun, bu olsun falan diye ama ben aslında girişimciyi genelde hep şey diye tanımlıyorum. Entelektüel kişidir girişimci diyorum. Hani Türkiye'de çok sevilen bir laf değil entelektüel ama entelektüelden kastım da zaten Dostoyevski okumak değil. Yani ne oluyor, ne bitiyor onun farkında olan kişi. Çünkü iş fikri dediğiniz sorununu bulup ona çözüm yaratmaktan geçiyor. Bir insan dünyada ne olduğunun, ülkede ne olduğunun, mahallesinde ne olduğunun farkında değilse zaten sorunları göremez, doğal olarak da çözüm yaratamaz. Yaratamıyor zaten. Aynen Maalesef. öyle. Yani aslında işte çevresine karşı duyarlı, gören, araştıran, bilen, dediğim gibi yani sözlük anlamıyla aslında entelektüel olan kişiler girişimci olabilir. Ve bunu artık bir yaşam tarzı olarak kabul etmeleri gerekiyor. Çünkü maalesef girişimcilik, siz de yaşıyorsunuz, yarı zamanlı bir iş değil. Maalesef. Uzun bir yolculuk aslında bakarsanız. Peki girişimci adaylarına iş kurdular mesela. Yani tabii ki herkes çabuk iyi paralar kazanmak istiyor. Hemen zengin olmak istiyor ama durum gerçekten böyle olmuyor. Yıllar alıyor, zamanlar alıyor. Ne Tabii ki. kadar zaman sürer ortalama? Bana bu şekilde mailler geliyordu mesela. İşte iş kurmak istiyoruz. Acaba ne kadar zamanda biraz daha para kazanabiliriz, kâra geçebiliriz. İş modeliyle de çok alakalı, bulduğumuz işle de çok alakalı şey yapılıyor ama aslında böyle genel bir şey söyleyecek olursak girişimci adaylarına, hocam nasıl bir öneride bulunursunuz? Yani şu kadar zaman para beklemeyin, kâr beklemeyin, şu kadar sene gibilerinden. Yani yatırım ne zaman geri döner, ne zaman iyi para kazanırlar? Bu gerçekten cevaplanması çok zor bir soru. Yani işin ne olduğu, hangi sektörde olduğu, ne kadar yaratıcı olduğu birçok şey yani bilemiyoruz. Üzerinde tartışmak, konuşmak, hesaplamak
ayrıntılı bakmak lazım. Ama şöyle bir gerçeği ben gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yani ilk 2 sene zaten cepten yiyeceksiniz. Buna hazırlıklı olun. Evet. Kâra geçmeyeceksiniz. Ondan sonra evet para kazanırsınız. Kasaya bir şeyler girer. Oradan alırsınız ama bu illa kâr olacak anlamına gelmiyor. Ama ilk 2 sene orayı unutun. Maalesef, Sadece evet. çalışın. Çok, çok doğru, kendim ben de biliyorum. Girişimde her şey paradır diyenler de var. Girişimde her şey para mıdır hocam? Yok maalesef değil. Yani bu bir masa gibi düşünün. Ayakları var. Bir ayağı eksik olduğu zaman sallanıyor. Yani ya para da nedir ki falan diye ukalalık yapmayacağım. Tabii ki para çok Evet. önemli bir şey ama sırf parayla olmuyor. İşte fikir demin konuştuğumuz bunlardan bir tanesi. O fikri gerçekleştirebilecek bilgi, beceri bunlardan bir tanesi. Destek lazım. Network'e ihtiyacınız var. Aynen. Network'ün her şey olduğunu anlıyorsunuz zaten iş kurduğunuz zaman. Ne kadar kıymetli olduğunu fark ediyorsunuz. Paradan daha değerli olduğunu fark ediyorsunuz. Kesinlikle. Yani işte bütün bunlar bir araya gelecek ki ondan sonra işte paranın varlığı da bir işe yarayacak. Para bizi gerçekten rahatlatmaya başlayacak. Hani zaten para zor da olsa bulunur lafı biraz buradan geliyor. Diğerleri olmayınca çünkü bir şey yapamıyorsunuz ama Evet. bedeli ağır da olsa para bulma şansımız bazen olabiliyor. Sırf Evet. paraya odaklanırsa girişimci arkadaşlar yani açık söylüyorum başarılı olamazlar. Evet, bu Mutlaka bilgi, beceri ve network'ü unutmasınlar. okey, umarım bunu not almışlardır. Peki dünyada çok sayıda güzel hikayesi olan çok başarılı iş adamları, iş kadınları, iş insanları var, girişimciler var. Bu insanlar ne yaptılar? Diğerlerinden ayrıldılar. Bu insanların sihri neydi sizce? Bu kadar büyük büyüdüler. Arkaları devlet desteği mi aldılar? Sadece network mü? Çünkü birçok insana ilham kaynağı olan isimler var. İnsanların sihri neydi hocam sizce? Fark yaratmakta aslında başka bir şey değil. Yani şimdi bakıyoruz işte Türkiye'deki ben hep şey derim yani biz akıl ticareti yapmıyoruz, göz ticareti yapıyoruz. Yani nasıl göz ticareti yapıyoruz? İşte bakıyoruz ya diyoruz Ali bir dükkan açmış benim Ali'den ne eksiğim var? Ali de var 2 göz, bende de var 2 göz. Ali de var 2 kulak, bende de var 2 kulak. Ali de var bir burun, benimki Laz burnu, ondan daha iyi iş yaparım deyip Ali'nin yanına iş açıyoruz. Ali'yi de batırıyoruz, kendimizi de batırıyoruz çoğu zaman. Yani burada fark yaratmayı bilmek önemli, taklit etmektense, aynı şeyleri yapmaktansa aslında bu insanların hepsi insanların bir ihtiyacına dokundular. Onların aradığı bir şeyi sundular ona. Ve bu şekilde öne geçebildiler. Yoksa başka türlü geçebilme şansları yoktu. Aynı şeylerin taklitlerini yapsalardı, evet bir süre belki yıldızları parlardı ama kalıcı olamazlardı, sürdürülebilir olmazdı girişimcilik maceraları. Evet. Fark yaratmaları çok önemli diye biliyoruz bu noktada. Peki kadın girişimcileri, erkek girişimciler çok iyi ayırmayı sevmiyorum ben kadın erkek ama genelde dünyada baktığımızda ne yazık ki böyle bir ayrım var. İş dünyasında Evet. eşit olmadığımız çok açık. Bir bankaya gittiğinizde bir işte kadın girişimci, erkek girişimci ayrımlarını çok net görebiliyorsunuz. Erkek tarafından bakıldığında kadın girişimcilerin konumlandırıldığı yeri çok merak ediyorum. Yani biraz detaylandırırsınız bizim için. Ya şöyle söyleyeyim ben çok Ya da kadın girişimci, kimisi diyor ki kadın olmak daha avantajlı. Kimisi diyor ki ya kadın işte bir yere kadar ilerleyebiliyor. Erkek olmadan arkasında bu işte istediği yere gelmesi çok zor. Sizce durum böyle mi? şimdi biliyorsunuz beni ben uzun zamandır kadın girişimcilerle çalışıyorum. Çok emeğiniz var bu arada. Kadın girişimcilerle eksik Teşekkür ederim. Hatta şu anda işte yeni bir oluşum daha başlattık. Değerli bir arkadaşım Figen Hanım'la birlikte Uçan Payanda Kadınları evet, ismi adı takip altında. ediyorum Yine hani kadın girişimciliğine destek verebilmek için bir şeyler düşünüyoruz. Ben işe başladıktan sonra hepsini girişimci olarak görüyorum aslında. Yani kadın ve erkek ayrımı o işe başlayana kadar. Bu noktada da kadın girişimcilerinin evet genelde toplumun getirdiği bazı sıkıntılardan dolayı özgüvensel eksiklikleri olabiliyor başlangıçta. Buna karşılık da disiplin konusunda erkeklerden çok daha iyiler. Yani işte
iki tarafla da çalıştığım için biliyorum. Hani kadın girişimcilerle çok güzel biz planlamalar yapabildik. Bir amaç için hedeflere gidebildik. Erkeklerle bu biraz daha kız kestirme aramalar oldu hep Evet. hayatımızda. Ama başladığı an itibariyle girişimciliğe aslında cinsiyet maalesef bitiyor. Çünkü kimse kadın da erkek de falan diye oradan sonra ayırmıyor. Hiç unutmuyorum. Akagim'in galiba bir etkinliğiydi. Zemin İstanbul'da. Girişimci bir kadın arkadaşımız konuşuyordu. Buna benzer bir soru verilmişti. Ben kadın olduğumu dedi. Kutuyu sırtladığım gün unuttum. Anlaşıldı. Bundan sana demiş. Mal aldığı yerdeki kişi. Yani işte o zaman dedi ben kadın olduğumu unuttum. Gerçekten de aslında işe başlayınca cinsiyetsiz oluyoruz. Ama başlamadan önce toplumun o yargıları birazcık kafamızı bulandırıyor. Ama ben bu noktada kadınların çok daha başarılı olabileceğine inananlardanım. Çünkü çok disiplinliler gerçekten. Yani istediği zaman yapıyor. Böyle bir gerçeği var kadının. Defalarca ispatladılar bunu. Evet. Buna karşılık sadece biraz özgüven, sadece biraz yol gösterilmesi, başlangıçta biraz desteklenmesi yeterli olduğunu düşünüyorum. Evet, bu anlamda kadınlara olan desteği zaten çok iyi bildiğim için sizden yana bir şüpheniz yok kadın girişimine desteklenmesi konusunda ama hala birçok farklı düşünen kesim ne yazık ki var. Umarım bir an önce fikirleri değiştirirler. Kadınların ne kadar güzel olduklarını ve yol vermeleri gerektiklerini, yani çok üst düzey yönetici konumlarda olup kadınların aktif hayatlarından bulunmasından rahatsız olan CEO'lar da tanıyorum hocam. Kadınların yüzünden erkeklerin yeterince kadar iş bulamadığını, yükselemediklerini, kadınların da onlar kadar para kazanmak istediklerinde hemen önlerine taşlar konulduğunu iş hayatlarımızda çok sık yaşadık. Evet. Ya kesinlikle katılıyorum. Yani sonuç itibariyle bir şeylerin aslında işte düşünce bazında değişmesi gerekiyor. Aslında iş bazında dediğim gibi bir fark yok. Herkes aynı ama toplumsal yapımız maalesef değişmiyor. Yani bu tabii kültürün değişmesiyle alakalı. Kültür değişimi kuşakların değişmesiyle alakalı. Hani ne kadar hızlı o dönüşüm yaşanır açıkçası çok umutlu değilim. Hani biz yine İstanbul'dayız. Şanslı bir kesmini oluşturuyoruz Türkiye'nin. Aynen. Ama işte kırsaldaki mesela kadınlara da dokunmak istiyoruz çeşitli çalışmalarla birlikte. Ama orada evet bunlar çok daha karşımıza çıkıyor. İşte Anadolu'ya doğru ilerledikleri çok daha zorluyor bu ön yargılar. Fakat dediğim gibi burada iş aslında erkeklerden ziyade kadınlara düştüğüne inanıyorum ben. Çünkü kadın isterse gerçekten yapıyor. O Yapar, bütün evet. yargıları da değiştiriyor. Evet. Ama birazcık böyle kendine güvenip ben yaparım diye çıkması gerekiyor. Son soru hocam. Herkes çok endişeli, çok kaygılı. İşte bu süreçte işini kaybedenler var, işletmesini kapatma kararı alanlar var. Bundan sonrası için çok fazla endişeli ve belirsizlikten dolayı ne yapacağını bilemeyen çok insan var. Yola devam etsinler mi? İş kursunlar mı? Hedeflerinden vazgeçmesinler mi? Hayallerin peşinden gitsinler mi? Ne diyorsunuz? Ya şöyle söyleyeyim, her gün krizler olacak. Hani konuşmamızın başında da biz aynı şeyi söyledik. O yüzden de mutlaka yola devam etmeleri gerekiyor. Yani bundan bir kere kaçış yok. Hani yola akıllıca devam etmeleri lazım. İşletmeleri ölçmeyi, biçmeyi öğrenmeleri lazım. Yani yeni normal diyoruz ama yeni normalde başarılı olabilmemiz için eskinin kurallarını çok iyi bilmemiz lazım. Ki yeniliklere daha hızlı adapte olmayı da buna eklememiz lazım. Aslında bu girişimciliğin falan değil, dünyanın kanunu. Yani sonuçta en iyi adapte olan hayatta kalmış. Dinozorlar yok ama işte insanlar var. Evet, Bir şekilde aynen. uyum sağlama yeteneğimiz sayesinde yaşamışız. Evet, biz konuşmak. İş hayatına uyum sağlayan bütün girişimciler bence başarılı olarak devam edecekler. Uyum sağlamaya çalışsınlar. Hızlı olmaya çalışsınlar. Plan program yapsınlar ama planın içine gömülmesinler. Yani mükemmeli aramasınlar. Yeterince iyi olan yeterlidir. Yapacak. Hocam çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Ağzınıza sağlık. Çok sağ Görüşmek dileğiyle ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. olun. Rica Hoşça ederim. kalın. Çok sağ olun.
Arkadaşlar çok teşekkürler katıldığınız için. İyi akşamlar diliyorum sizlere.